Emek İş, Tel Örgü ve Çit İmalatı Size Geliyoruz programını sunar. Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Battalgazi ilçemize bağlı Yenice mahallesindeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Muhtarım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Öncelikle teşekkürler. Biz de iyiyiz. Allah hoş bulduk. Razı olsun, sağ olasınız. Sizi tanıyalım muhtarım. Ben Yaşar Ekim, Yenice Mahalle muhtarıyım. Kaçıncı döneminiz? İkinci dönemim. Hayırlısı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Köyümüz 3 mezradan oluşuyor. Bir de merkez var. Merkezimizde 35-40 hane var. Diğerleri tamamı 120 hane. İncilli mezrası, Çay mezrası ve Büyükdere mezrasından oluşuyor. 3 mezranız var. Evet, 120 hanemiz var. En toplu alan burası mı? En toplu alan burası, evet. Tabii mahalleyi gezeceğiz. Şimdi turumuza başlayalım dilerseniz. Evet. Hemen sol tarafımızda Yenice Mahallesi parkı var. Çocuk parkı var, evet. O okulumuz şu an kullanılmıyor. Toplu taşımadan dolayı yaygına gidiyor öğrencilerimiz. Okul burası mıydı? Evet. Okulumuz burası. Orası da bizim okul lojmanımızdı. Şu an bir vatandaşımız kalıyor. Depremde evi hasar görmüştü. Onlar oturuyorlar. Vallahi, peki park yeterli oluyor mu mahalle park için? Park yeterli, evet. Parkımız yeterli. Nüfusumuz kaçtı? Nüfusumuz 600 civarı. 600 ama civarı. Ama çok dağınık olduğu için işte ancak buraya park yapılır. Diğer yerler bayağı dağınık yani. Ablamız konuşmak isterse ona da aslında bir mikrofonu zaten. Sıkıntı vardı ablamızda. Tamam, o zaman ilerleyelim, devam edelim. Biraz. Burada da bir vatandaşımız kalıyor i̇şte dediniz. Ablamız kalıyor. Tek başına mı yaşıyor? Yok, kocası var, çocukları var. Beraber oturuyorlar. Evleri depremde hasar gördü. Burada mı oturuyorlardı? Burada oturuyorlardı. Onların evleri de biraz aşağıda. Orada oturuyorlardı. Depremde hasar görünce buraya taşındılar. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz de izin verdi. Zaten kullanılmayan bir lojmandı atın galiba. Durumdaydı, evet. Biraz tamirat, tadilat yapıldı. Sağlam mı peki? Sağlam. Hiçbir sıkıntısı yok. Sağ tarafta da camimiz var muhtarım. Camide var mı sıkıntı? Evet, herhangi bir sıkıntı yok camimizde. Bizim köyden Elazığ depreminde bir 10 evimiz hasarlıydı. Onlar yıkıldı. Bu 6 Şubat depreminde de bir 10 tane evimiz hasarlıydı. Yani bizde herhangi bir can kaybı yok çok şükür. Yani yıkılan bir evimiz de olmadı. Ağır hasardan dolayı Çevre Şehircilik İl Müdürü yıktı. Yani en büyük gelişme, en büyük sevindirici olay bu aslında. Evet, bir can kaybının olmayışı. Aynen. Tabii ki mal da gidince insan daha sonrasında üzülüyor ama inşallah yerine gelir onlar da. Canımız sağ olsun. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur. Bir tanesi vatandaşın eviydi. Bizim eski muhtarımız. Onun da evi yıkıldı. Yani daha doğrusu ağır hasardı. Çevre Şehircilik yıktı. İşte o da yerine bir ev yapmayı düşünüyor ama bakalım. Şu an nüfusumuz kaç? Şu an nüfusumuz 600 küsür. Depremlerle birlikte arttı mı peki? Depremle arttı zaten. Daha önce bizim nüfusumuz azdı. Yani merkezde oturanların hepsi şu an köye döndü tekrar. Merkezde evleri zarar görünce hepsi köye döndü. İşte herkes kendi bahçesinin üzerine ev yaptı. Bayağı dağınık yani bizim köy. Hizmet açısından zor oluyor mu dağınık olması? Vallahi çok zor. Hizmet almak çok zor dağınık olunca. Çok zor. Mesela bizim iki mezramızda şey yok, internet yok. Bir türlü götüremedik. Hatta benim mezra aşağıda, ben çay mezrasında oturuyorum. Orada dahi muhtarhaneye kendi sökügünü dikemez derler ya. Benim orada internet yok. 20 tane ev var. Bir türlü Türk Telekom'a götürtemedik artık. Masraflarını kurtarmaz. Yok, bilmiyorum. Yani altyapı mı yok? Altyapı yok, evet. Burada var. Bu mezrada var. Bizim diğer bir de yukarıda bir Büyükdere diye bir mezramız var. Orada da yok internet. Kanalizasyon sıkıntımız var. Camide bile kanalizasyon yok. Bu septik çukuru var. Gelip çekiyorlar mı? Gelip çekiyorlar. Gelip ne kadar çekiyor. Sürede bir doluyor peki? Yani en geç 15 günde bir gelip çekiyorlar. Yani bu köyün bu kısmında var, camide yok. Nasıl yok ben de onu anlamadım. Yıllar önce yapılan bir altyapı. Bizim içme suyu problemimiz var. Bizim borular 93'te döşenmiş, köy hizmetleri tarafından yapıldı. Asbest borular. Bir türlü maskeye değiştirtemedik. Muhtarım, kırsalda gerçekten su konusunda büyük sıkıntılar yani var. Büyük. Özellikle bu sene iyice patlak verdi. Aynen. Onarım konusunda da çok geç kalınıyor. Vatandaş bu yazı susuz geçirdi maalesef. Çoğu susuz geçirdi. Şu an bile köyde su yok. Orada patlak var. Karşıda tadilat yapılıyor. Şu an köyde su yok.
Şu an yok mu mesela? Herhangi bir kapıyı çalsak su alamaz mıyız? Su alamayız. Mı? Şu an su kesildi. Peki ne zamana kadar bu sorun yani böyle işte devam edecek? Yarım saat, bir saat sonra bırakacaklar işte. O tamiratı yaptıktan sonra su bırakılacak da. Borular da eski olduğu için zannediyorum ki sürekli boruların içi hep sıkıntı yaşanıyor. Dolu, mil dolu. Yani bu suyun tahlilini yaptırsak inan ki bu su içilmeyecek. Çünkü asbest borular, 1993'te yapılan borular. Bu sular içilmez yani. İşte depremden sonra vatandaş beyle aman arı bu işte böyle 100 metrekare, 200 metrekare ki bunlar bazen elektrikte sıkıntı çekiyoruz. Abonelik alınmıyor tabii. Alınmıyor. İşte o sıkıntımız var. Şöyle bir aslında konuşmak isterlerse onlara da isterler, mikrofonu uzatmak isteriz. Şöyle gidelim. Şöyle bir Hacı Dayı'ya uğrayalım. Burada bir inşaat çalışması var. Aslında vatandaş da böyle ağaçlarını budama işlemini gerçekleştirmiş. Bu şekilde bekletmiş galiba kışın yakmak için. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de sizi tanıyalım. Musa Kazım Tangut, Yenice. Burada ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz? Valla evin etrafını tamiratını yapıyoruz. Yeni mi yaptınız burayı? He. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Eviniz yıkıldı mı depremde? Yok, bizim ev bura. Yeni bir yer yapıyorsunuz kendinize. Yok, amcamın kızına. Amcanızın kızına. Peki abonelik konusunda sıkıntı var mı? Zaten bilirsin. Anlatın da sorunlarınızı, derdinizi dinlemeye geldik. Cereyandan dolayı sıkıntı çok hem de nasıl? Zaten muhtarın da haberi vardır. Muhtarımız biraz önce bahsetti, onun için size gelip mikrofonu uzatmak istedik. Aynen öyle, aynen öyle. O da tabii. Peki görüştünüz mü yetkililerle? Vallahi yetkililer şimdi bu depremden dolayı sıkıntılar çok ya. Önce onu devreye alıyorlar. İşte sonra düşünmeye çalışırlar. İnşallah da olur. Peki başka sıkıntılarınız var mı? Suda, elektrikte, kanalizasyonda genel şöyle değerlendirecek yok, olursak. Yok, bizim sıkıntımız yok. Ara sıra olabilir de insanoğlu da. Çalışan demir de pas tutmaz derler ya. Ama bu da kırılma var, olur. Peki siz çiftçilik mi yapıyorsunuz? Valla çiftçilik eskisi kalktı. Yenidekiler de şimdi yapamıyorlar. Var mı kayısılarınız? Var. Bu sene verim aldınız mı? Aldık ama tam alamadık. Ne kadara sattınız ya da sattınız mı? Yok, satmadık. Vallahi evde duruyor. Bekletiyorsunuz? Yok, bekleme değil de kimse almıyor. Fiyatlar nasıl sizce? Düşük. Ha, düşük ama işte. 30-20 civarı. He, başka. Ne kadar fiyat veriyorlar size? Valla 120-130 da muhtar da söyledi ya. Öyle değiller. Sıkıntı yok çok şükür ama olsa da satarız. Bir şey olmaz. Siz kendiniz mi üstesinden geliyorsunuz yoksa yok, var mı işçileriniz? İşçiler tuttuk. Şeyde Ergani'den getirdim. Ödeyebildiniz mi peki ücretlerini? Tabii hemen. Bizde öyle Musa şey yok. Kazım abi zengin ya. Zengin yani peşin öder. O peşin öder yani. Normalde çiftçiler yani düşük fiyata da olsa satıp en azından işçilerin parasını ödemek için satıyorlar. Öyle de oluyor ama. Aynen aynen. Ulan peşin veriyor. Olmayan da biraz bekleme oluyor onlardan dolayı. Biz burada verdik. Onları yolcu ettik. Hediyelerini de verdik. Ondan sonra gönderdik işte. Çok fazla var mı kayısılarınız? Vallahi kesiyoruz. Şu anda da bir budama işlemi var galiba. Çiftçilerin budama, yoğun bir mesaisi var. Tek komple kesiyorum. Niye çünkü, peki? Çaya yakın olduğu için daha hep yani. Orada hava sirkülasyonu olmadığı için sürekli yanıyor orası. Tutmuyor yani kayısılar. Benim de öyle var yok, Musa abinin kayısıları gibi. İnan ki bir 5-6 senede bir ya tutar ya tutmaz. Biz de Kazım abiyle karar verdik kesmeye. Ama yakma da bize lazım. Evet. Lazım tabii, havalar artık yavaş yavaş soğumaya başladı. İnşallah. Burada doğalgaz yok değil mi muhtar? Doğalgazımız yok. Yok, doğalgaz 2025 dediler, inşallah doğru çıkar. Birçok muhtar aslında 2025 diye vaatte bulunmuşlar. Tahmin etmiyorum yani 2025 diyorlar, bizi oyalıyorlar. Ben zannetmiyorum 2025'te doğalgazın geleceğini hiç tahmin etmiyorum. İsrail durursa bizim işler düzelir, İsrail durmaz. Durmaya da niyeti yok.
Şöyle devam edelim dilerseniz muhtarım yavaş yavaş. He. Var mı başka iletmek istediğiniz bir şey? Kolay teşekkür ederiz. Size. Sağ olun. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Şöyle devam edelim muhtarım. Bayağı bir odun kırma işlemi. Çiftçiler tabii rahat durmuyor. Bu mevsimde başlıyor aslında çiftçilerin işi. Yani çiftçinin işi hiçbir zaman bitmez. Boya ne işi zaman mi yapıyorlar muhtarım? Yok, bu ev sahibi inşaat işiyle uğraşıyor. İzmir'de inşaat tutmuştum. Bu fazla olan malzemesini buraya getirdi. Şöyle devam edelim. Doğalgazdan bahsediyorduk aslında. Doğalgaz işte şu an bizde doğalgaz yok. İnternetimiz yok. Köyün büyük kısmında internet de yok. Doğalgazımız yok. Bizim en büyük sorunumuz şu an içme suyu. İçme suyumuzun boruları, asbest borular, bu kanserojen madde taşıyor. Bunların bir an önce değiştirilmesi lazım. Şu gördüğünüz asfaltı 2 sene önce döktürdük. Sıcak asfalt. O zaman da maskeye gitmiştim. Yazık, günahtır. Bu üst yapıyı, alt yapıyı yapmadan üst yapıyı yapmayalım dedim. Dinlemediler. Bir türlü ikna edemedim. Şimdi de gelip bu güzelim asfaltı sökecekler herhalde. Tekrar yeniden boruları döşeyecekler. Bir daha asfalt çekilecek. Yazık, günahtır. Bu asfaltın bir kamyonu 150 bin lira. Milli servet hepsi. Milli tabii servet ki. Milli servet. Yani hepimizin cebinden çıkan bir para. Aleykümselam. Devam edelim, şöyle ilerleyelim. Doğalgaz da gelirse tabii buralar iyice eşilir. Bir daha eşilecek. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Doğalgaz gelirse bir daha eşilecek. Çünkü umutlu değilsiniz ama. Vallahi ben hiç umutlu değilim. Yani verilen sözler sümen altı kalır. Ben öyle tahmin ediyorum. Söz verirler, sözünde kimse bulunmaz. Yani bu maske de öyledir. Resmi kurumların geneli böyledir. Söz verir, sözünde bulunmazlar. Peki elektrikte var mı sıkıntı? Elektrikte şu an çok şükür bir sıkıntımız yok. Sadece bir hattımız var, değiştirilecek. Onunla uğraşıyor. Ona da söz verdiler. İnşallah sözlerinde bulunurlar. Gelip burada ne gibi sıkıntı var? Daha önce vatandaş kendi imkanlarıyla çekmiş bir 10-11 direk su borusundan almış. Su borularını direk yapmış. Çok tehlikeli bir hat. İnşallah işte söz verdiler. Biz o hattı değiştireceğiz dediler. Bakalım. Siz de beklemedesiniz öyle. Biz de beklemedeyiz aynen. Şöyle bir yokuş çıkıyoruz. Yollarda çok sıkıntılar görmedik ama. Yok, muhtemelen. Bizim yollarımız güzel. Mezra yollarımız da çok güzel. Yol konusunda Battalgazi'de bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim hepsine. Yani gittiğimiz zaman kapıları açık. Hamdolsun gelip yapıyorlar. En azından bir anlamda sıkıntı yaşamamanız gerçekten o sevindirici. O anlamda sıkıntı yaşamadık çok şükür bugüne kadar. Belediye konusunda pek bir sıkıntımız yok da. İşte maskide bu kanalizasyon, mesela köyün diğer mezralarında yok kanalizasyon. Caminin etrafında yok. Onları da güya bu sene programı aldılar ama ne zaman yaparlar bilemiyorum. Gittiğimiz birçok mahallede, kırsal olsun, genel şehir merkezi olsun, maskeden yana çok şikayet var gerçekten. Vallahi özellikle maske, depremden sonra daha çok arttı. Maske bir. Motaş 2. Motaş 2, üçüncü elektrik. Bunların üçünde büyük bir sıkıntı var. Zaten başka bir şey kalmadı muhtarım. Yani bizim bir mezramız orası, işte Büyükdere dediğimiz mezramız. Şurada sağ taraf değil mi? Bize yeni bir gölet yapılıyor. İsterseniz sizi oraya da götürebilirim. Yani mesafe olarak şurası. Çok uzaksa gitmeyelim muhtarım. Şurası. Bak oraya toprak yığmışlar ya. Aha. Oraya yenice adına bir gölet yapılıyor. 5 milyon metreküp su toplayacak inşallah. O da 2025'te bitecek. Temeli bitmek üzere. Şu mahalle arasında gezsek daha iyi şuradan olur sanki. Gidip, buradan geçelim. Devam edelim o halde. Hayvancılık da var muhtarım mahallede. Hayvancılık var, evet. Büyükbaş galiba. Büyükbaş. Küçükbaş yok burada. Büyükbaşta da 3-5 ev yapıyor. Diğerleri işte birer tane sütünü almak için birer inek besliyorlar. 3-4 evde biraz fazla var. Bir ben besliyorum, bir de Musa abimiz. Enver diye bir komşumuz var. Onun var, Hasan diye biri var. İşte toplamda 5-6 kişi. Sütçülük yapılıyor mu? Süt
demeyelim de o genelde peynir yapıp satıyorlar. Gelip süt toplayıp götürüyorlar ya o satmak bedava, için. O bedava gider. Süt yaparsanız süt bedava gider. Peynir daha tabii yani, fiyat olarak daha evet, iyi. Elbette elbette. Dur. Dur, söyle dur, dursunlar dur. Bari konuşalım. Dur, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz şöyle nasılsınız? Durdurun isterseniz traktörü, öyle konuşalım. Size ne getireceğim? Erik getireceğim, meyve getireceğim, sebze getireceğim. Her şey yetişiyor burada yani. Tabii tabii. Sizi tanıyalım, isim soy isim nedir? He? İsim soy isim nedir? Yaşar Akbal. Siz de burada oturuyorsunuz. Evet, Muhtargil'in köyünde oturuyorum. Peki var mı mahallede bir eksiğiniz, bir sorun, sıkıntınız? Eksik çok. Say. Her var sayın, anlatın. Eksikimiz var yani. Ne diyelim? Suda, elektrikte sıkıntı var mı? Direk, ceyran direği tarlanın içinde. Biraz önce bahsettiğimiz sorun mu? Evet. O bir de arka tarafta sokak lambası, yani benim önde yanması lazım. İşte o direği kaldırmamız lazım. Başka da sorun çok. Suda var mı sıkıntı? Yok, suda yok. Bugün suda sıkıntı var artık. Şurada arıza mı var? Öyle mi? Sular kesik şu anda. Evet. Sular kesik. Siz de çiftçilik yapıyorsunuz. Biz çiftçiyiz, evet. Nasıl gidiyor işler peki? Vallahi işler, kayısı yoktu. Bu sene kayısı marumdu. Biraz zebze mebze ektik. Zebze de randıman vermedi. İşte böyle... Toprakları verimli mi buranın? Tabii tabii. Toprak verimli ama kayısı tutmuyor. Kayısı niye tutmadı sizce? Vallahi soğuktan don yani. Don vurdu. He, don vurdu. Peki ne kadar bir mahsul elde ettiniz? Hiçbir şey kaldırmadık. Bir 300 kök kayısım var. Bir 50 kasa kayısı kaldırdım. 50 kasa? Evet. Sattınız mı peki? Ya sattık. Sattık sayılır. Onlar para ise kinli ola, etmezse kinli ola. Bazı çiftçiler bekletiyor, bazı çiftçiler de maliyetini kurtarmak için çiftçilerin genel anlamda biliyorsunuz ki çok fazla gideri oluyor. Onları sontajlar, bizimki sontaj, bizim en mühim şu barajımız yapılması. O barajı yapsak belki ceyranda biraz şeyimiz olur. Çok mu para ödüyorsunuz? Vallahi her gelişinde bir aylık geli, benimki 5 milyar para. Ceyran parasını vereyim. Her ay 5000 TL. Sulamasanız da ödüyor musunuz o parayı? Olur mu? Sulamasak olmaz. Bazı çiftçilerden bu duyumu aldık çünkü. Sulamasak da o ücreti ödüyoruz diye. Size de o yüzden sordum. Bizimki sulanmasa sontaj, pompa çalışmasa, pompa çalışmasa elektrik parası da gelmez. Ama elektrik parası aşırı geliyor. Köylü vatandaş mağdur yani. Peki başka neler ekip biçiyorsunuz burada? Vallahi biber, domates ekik. Bu sene ondan da verim alamadık. Hububat var mı? Var. Var. Başka da ne bileyim, köylü vatandaş devamlı eziliyor. Peki var mı başka iletmek istediğiniz bir durum? Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. İnşallah o elektrik direğini İnşallah. Bir an evvel kaldırmasın lazım. Tamam, teşekkür ederiz, sağ olun. Elektrikten yana dem vuruyor tabii ki vatandaşımız. Biz de biraz önce bahsetmiştik aslında o sorundan. Şöyle devam edelim. Şuradan girelim istersen. Belki hiç fark etmez, siz bilirsiniz bu tarafı. Vatandaş varsa o alt yoldan döneriz tabii. Biraz ileriye. Tabii şöyle ilerleyelim, i̇şte devam edelim. Toplanan yerlerimiz burası. Diğerleri dağınık. Zamanınız olursa bir gölete kadar çıkarız. Gölet mesafe bayağı bir uzak. Aslında bahsedelim, 2025 dediniz ama muhtemelen biz yetişemeyiz o kadar. Hani programımızın süresi açısından söylüyorum. 2025'te biteceğini söylediler. Şu an temeli bitti. Savah boruları yerleştiriliyor şu an. Alttan barajın altından su verilecek ya, o savah boruları yerleştiriliyor işte. O da biterse inşallah 2025 sonunda deseyini söylediğine göre teslim edecekler. Muhtarım, her bölgede aslında sulama sıkıntısıyla evet, birlikte bir de fiyatlardan yakınıyor çiftçilerimiz. Dün yazı andaydık tabii, orada da aynı problem vardı. Burada da şimdi aynı sorunu duyunca sormak istiyorum. Tam problem ne?
Sulamada problem şu, çok para geliyor. Yani kooperatiflere devrettikleri halde, selamün aleyküm, devrettikleri halde çok para geliyor. Aslında bu arkadaşlar derdini anlatabilir. Onlar şeyli, Beydağlı. Sulamada siz çok para ödüyorsunuz değil mi? Biraz bu genel anlamda her bölgede var aslında problem. Gelin konuşalım. Gel hele gel. Sizi tanıyalım, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ ol. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Mahalleleri geziyoruz, sorunlar, sıkıntılar, eksikler. Siz de Beydağ Mahallesi'nde oturuyorsunuz galiba. Bizim Elmalı, Beydağ Elmalı. Bizim içme suyu sorunumuz çok yüksek. Geçtiğimiz hafta oradaydık, evet, belki izlemişsinizdir. Biliyoruz. Başka öyle bir, öyle gibi böyle değil yani. Ama bir türlü sesimizi de duyuramıyoruz kimseye. Siz maskede mi çalışıyorsunuz? Ben maskedeyim, evet. Maskede mi? Ya maskede çalışıp bu sorunu dile getirememeniz şirket. Müteahhit. Bizim müteahhit işi. Biz Elmalı'da aslında o problemi dile getirmiştik muhtarımızla o bölgeye giderek. Çok fazla kişiyi göremedik aslında. Yine de muhtarımızla anlattık ama bir de sorunu sizden dinleyelim aslında. Siz de biliyorsunuz işte konuyu. Yani. Sorun bizim suyumuzu gidip belki yerinde görmüştürsünüz veyahut çektiğimiz videolardan falan takip etmiştirsiniz. Yani tek sorunumuz içme suyu. Tabii ki elektrik sorunu, ulaşım falan var ama şu anda sağlık olarak yani insan sağlığını etkileyen en büyük unsur suyumuz. Geçtiğimiz günlerde yine program yaptıktan sonra vatandaşlar aradı bizi bu sorunu dile getirmemiz için. Bir toplanacaklardı aslında, haber vereceklerdi de hala kimse aramadı. Daha bekliyorlar işte, daha MASKİ Genel Müdürlüğü ile toplantı olacakmış. Onu bekliyorlar, hele dur bir bakalım. Sonuç vatandaşlar bir de hastalıkların arttığını dile getirdiler orada gezdiğimiz kadarıyla. Gibi, yani bizim şu anda en büyük sorunumuz o. Tabii dediğim gibi elektrik var, ulaşım var, altyapı, kanalizasyon pek değil. Var birkaç sorun var ama şu anda Elmalı'nın en büyük sorunu içme suyu. Çünkü sağlığı çok büyük tehlikeye atıyor yani. Derede domuzu giriyor, tilkisi giriyor, kurdu giriyor. Yani, siz de o suyu içmek durumunda kalıyorsunuz. Kalıyoruz. Geçen gün gittik, tıkanıklık vardı, çıkardık. İçinde yengeç çıktı. Elimle muhtarımız da anlatmıştı evet yani, bu konuyu. Yani bu sorunlarımız var. Başka muhtarımız burada. İşte buranın da sorunları ne var bunu da bilemiyorum. Burada nasıl bir arıza var? Burada bir su patlağı vardı, onu yaptık. Göletteki sulama parası ne kadar geliyor onu sor. Siz aynı zamanda çiftçilik yapıyor musunuz? Onu kibre biz toplu yatırdık. İşte tamam da şimdi eşleştirdiniz dönüm, mi elektrikle? Dönüm ya ucuz tabii ki elektriğe göre çok ucuz göre ya. Çok ucuz. Tabii canım. Elektriğin yani 5'te 1'i yani demek ki bizim gölet yapılırsa çok şükür biz de kurtulacağız. O bölgede gölet mi var? Mamurek bölgesinde, Elmalı tarafında. Yaygın'da gölet var. Yaygın Elmalı şey Yaygın'la Beydağ'ı yarı yarıya bölüştüler o suyu. Bir kısmı, az bir kısmını da bize verdiler ama çok az bir kısmını verdiler. Sizin de inşallah gölet yapılırsa i̇nşallah siz de rahata erersiniz. İşte onlara su vermeyeceğiz. Peki sizi tanıyalım. Sudan Osman. Siz de burada oturuyorsunuz. Burada oturuyorum. Sizin var mı bir sorun, sıkıntınız, bir eksiğiniz? Sıkıntım işte rahatsızım. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Baş açtı. Avda yatayım. Ne yap? Arazi çocuklara verdim. Bana yat. Siz de ilgilenemiyorsunuz. Yok, ben bir şey yapamıyorum daha. Biz de geçti. Sudan yana bir arıza vardı bugün. Ha işte arıza vardı. Geldi yaptılar çok şükür. Sağ olasın. Osman abim yıllarca taksicilik yaptı. Petek taksicinin kurucularından. Yıllarca taksicilik yaptı. Oradan emekli oldu. Kaç yaşındasınız? Ben şimdi 75 yaşına girdim. Burada yaşıyorsunuz. Hep buradasınız. Ne yapayım, ha? Peki neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz burada? Burada ne yapar işte? Kayısı işte. Sünyak alıp ben çarşıdaydım işte. Tahsilcilik mi? Osman abi bir 5-6 senedir buraya yerleşti. Daha önce neredeydiniz? Merkezde mi? Merkezde oturuyordu evet. Bir sene Suudi Arabistan'a gittim. Orada ne yaptınız? Orada işçilere erzak taşıdım. Müteahhitte çalıştılar orada. Yol yapımı vardı o zamanlar. Osman abi... Erzak işlerine bak. Milletin işte ne lazımsa işçi de vermişlerdi. Araba da vermişlerdi bana sesi. Gelip alıp giydi. Peki eviniz ne durumda? Var mı bir hasar? Yok çok şükür. Şimdilik yok. Ben bunu
2000 yıllarında yaptım bunları. Sağlam yani, bir sıkıntı yok. Baksana hep kaya buraya. Buraya ne olacak? Zemin sağlam, evet. Zemin çok sağlam. Zemin çok. Burası eski evinizde. Eski evimiz de kardeş, kardeşim yaptı şimdi yerine. Biz önce burada yaşıyoruz. Şimdi buradasınız. Şimdi burayı ben yaptım. Eskiden 9 kardeşlerdi. 9'u bir evde yaşıyordu. Şimdi kişi bir evde yaşar. Peki o süreci nasıl atlattınız, depremi? Nasıl atlattım? Kalabalık mıydı sizin evde? Kalabalık da 8 hane, hep söyle. Her hanede en az 10 tane ev vardı. Merkezden gelenler bir aşağı yukarı bir aya yakın kaldı o vatandaşlar. Daha sonra işte devlet yerleştirdi bazılarını. Bazıları da kiraya çıktılar. Sal mahalleler çok fazla misafir ağırladı o süreçte. Misafir ağırladı. İnan ki aynen öyle oldu. Yani her evde 5-6 tane aile vardı. Yatacak yer bulamıyorlardı. Kıştı bir de. Burada 20-30 kişi vardı. Bir de kıştı. Hepsi geldi de kış günü. İşte gel, ne de çık. Sizin var mı kayısılarınız? Efendim? Kayısı var mı sizde? Çocuklara verdim, bilmiyorum. Ben alakayı kestim. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler dileriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Kuyruğunu bırakıp gittiler. İşçiler gitti galiba, onardılar. Onlar da kızdı gitti herhalde. Sular bırakıldı mı peki muhtarım? Şu an sıkıntı var mı? Yok yok, bırakıldı. Burada arıza olduğu için suyu depodan kestiler. Bize merkez suyu da geliyor. Kaptaş'ın suyu da bize geliyor. Normalde bizim sondaj var bu evin arkasında. Biz şu an kendi sondajımızı kullanıyoruz. Yetersiz olunca da Kaptaş'ınkini ilave ediyoruz. Kaptaş suyunu ilave ediyoruz. Genelde yazın böyle tam kayısı zamanı biraz suda sıkıntı oluyor. O zaman da Kaptaş'ınkini ilave ettik mi o nüfus sıkıntı... artınca yetmiyor mu yani? Yetmiyor, evet. Nüfus artın, işte demin de söyledim, altyapımız çok kötü. Bir de borularımız çok ince. Mesela o zaman burada 30-35 hane vardı. Şimdi 100-130 haneye çıktı. 120 küsür. O borulardan o tamamına su nasıl yetecek? Bunların değiştirilmesi lazımdı. Onu da bir türlü yaptıramadık. İnşallah yalvara yakara yaptıracağız. İnşallah buradan da duyarlar sesinizi. Yenice mahallesinde ciddi bir su sıkıntısı var. Onun da bir an evvel çözüme yani kavuşması gerekiyor. Derken altyapısında sıkıntımız, evet, var. Suda herhangi bir sıkıntımız yok. Suyumuz güzel, normal. Yani sürekli akıyor. Bir herhangi bir arıza olursa belki işte 1-2 saatte yine su kesintisi olur da o da diyelim 20 günde bir ya olur ya olmaz. Normalde suyda bir sıkıntımız yok. Altyapısında bir sıkıntımız var. Peki neler ekip biçiliyor burada muhtarım? Vallahi burada genelde buğday, arpa, gene gelir olarak tamamı kayısı. Yani arpa buğdayı da şey için, kendi ev ihtiyacını karşılamak için ekerler. Fazla öyle satmak için kimse pek buğday, arpa ekmez. Kendi ev ihtiyacı kadar ekiliyor. Kayısı nasıldı bu sene bu bölgede? Kayısı bu sene bu bölgede çok azdı. Mesela köyün üst tarafında, şu köyün üst tarafında vardı da bu alt kısımlarda burası biraz çukur, hava almayınca kayısı da yanma oldu. Bu taraflarda pek kayısı yoktu. Olsa ki ne olacak, kayısı geçen sene 200 liraydı, bu sene 130 lira. En iyisi 130 lira. 90 liraya dahi satan olmuş muhtarım. 80 liraya satan oldu. Şimdi her şey %200 zamlanırken kayısı da %100 düştü. Yani 200 liralık kayısı 100 liraya düştü. Bilmiyorum yani, bu dolar bazında gidiyor. Dolar yükseliyor, kayısı düşüyor. Ben buna da bir anlam veremedim yani. Nasıl oluyor bu kayısı? Dolar yükselirken kayısının düşmesi nasıl oluyor? Onu da zaten 3-5 tane esnafın elinde olan bir şey. Esnaf Üspe ne? Var burada galiba muhtarım. İşte bir bizim Enver dediğim köylümüz, o da hayvan besliyor burada. Küspe getirmiş. Küspe de bu sene bedava. Her sene 700-800 lirayken bu sene 300 liraya düşmüş tonu. Yani köylünün her şeyi düştü.
köylü imal ediyor, para kazanamıyor. Aracılar bayağı bir adaletsizlik var bu konuda da. Adaletsizlik var. İnşallah bu da düzelir. Bakalım yani. Muhtarım şu direği sormak istiyorum. Bu direk telefon direği, internet direği. Defalarca getirdim. Türk düşmüş telefonu. Ama bayağı da risk Türk teşkil ediyor. Getirdim, defalarca baktırdı. Bir türlü gelmediler. Ne zamandan beri bu şekilde? Bir 10 yıl oldu. 10 yıldır bu şekilde yani bekliyor. Bu şekilde bekliyor. Allah bize yardım etsin. Gerçekten çok zor. Yani bazen dile getirirken biz de çok zorlanıyoruz. Aslında söylenecek çok şey var ama dile gelmiyor maalesef. 10 yıldır direkt bu şekilde bekliyor. Aynen, direkt bu şekilde bekliyor. Gidiyorsun, yalvarıyorsun, yakarıyorsun, olmuyor. Ya arkadaş bu niye böyle oluyor, şunu şöyle yapsak iyi olmaz mı? Geleceğiz, edeceğiz diyorlar. Gelip giden olmuyor. Hı hı. Sürekli aslında size de geleceğiz, işte yapacağız dedikleri için bir süre sonra siz de artık gelmeyeceklerine aynen, inanıyorsunuz. Aynen, gelmeyeceklerine inandığımız için artık biz de peşine düşmüyoruz. Vatandaşla sıkıntı yaşamıyor musunuz? Vatandaş, ya işte nasıl sıkıntı yaşamayacaksın? Vatandaş da diyor ki muhtar sen ne yaptın? Yani geçen gün belediye gitmiştik, hatta belediye başkanımıza da söyledik. Ya dedi ki, başkanım bir garibana bir kamyon kum veremeyeceksek bize diyorlar ki siz niye muhtar oldunuz? Dedik, biz de dedik ki sana söylüyoruz. Başkanım bir kamyon kum fakir fukaraya veremeyecekseniz niye başkan oldunuz? Yani ne dedi peki cevap olarak? İmkanlar kısıtlı. Para yok. Ne bileyim işte. Mesela bizim gölet aslında bu sene bitmesi lazımdı. Yine gölete dönelim. Gölet bu sene bitmesi lazımdı. Paradan dolayı bu sene ödenek yok yani. Ödenek olmadığı için askıya alındı. İnşallah 25'inde bitirirler. Bir de şu sıkıntı var. Bunu üstüne basa basa söyleyeyim. Göletler yapılıyor. İçine su doluyor. 3 sene, 4 sene sonra ancak kanallar yapılıyor. Yani 3-4 sene orada gölet dolu olacağına, kanallar da göletle, gölet gövdesiyle beraber yapılsa. Hasarlı mı şu an kanallar? Kanal yok ki, yeni gölet yeni yapıldığı için. Yeni kanalların mı yapılması tabii gerekiyor? Yeni kanalların yapılması lazım. Şimdi kanal yok piyasada, gölet yapılıyor. Yarın gölet dolacak, kanal yok, suyu nereye bırakacağız? Herhalde bir 3-4 senede bekleyeceğiz. Kanalları beklersiniz. Kanalları bekleyeceğiz. Evet. Selamun aleyküm. Merhaba. Nasılsınız? Hoş gelmişsiniz. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Hacı Vahap Akbal. Burada mı oturuyorsunuz? Evet, burada oturuyorum. Doğma büyüme buralı mısınız? Evet. Peki nasıl geçiyor günleriniz? Doğma büyüme şu evdi. O depremde yıkıldı. Kardeşim oraya yaptı. Biz tabii babamdan ayrıldık. Buraya geldik. İşte burada yaşıyoruz. Şu an buradasınız. Evet. Var mı bir sıkıntınız, sorununuz? İşimiz ne olacak, ne var? Siz de çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Evet. Nasıldı bu sene verim? Hı? Bu sene verim nasıldı? Verim hiç yoktu. Don vurmuş galiba muhtarımız, öyle söyledi. Benim 350 kilo kayısım var. 700 kilo kayısım oldu. 700 kilo. Yani... Her sene böyle mi, bu sene mi sıkıntı oluştu? Toplamazdık. Çocuklar gitti topladı işte neyse. Çünkü yani 350 kilo kayısı da 600-700 kilo kayısı, kuru kayısı neye? Masraf çok. Maliyetler artıyor. Vallahi ben yeminle söyleyeyim, ben bugüne kadar su hariç 100 lira para harcamışım. Gübresinden, ilacından, şundan bundan. Su da hariç. 15 lira da elektrik parası vermişim. Bizim sondaj suyu. Evet. Akar suyumuz yok. Programa başladığımızdan beri sulamadan dert yanıyoruz aslında. Daha iyi biliyor. Faturalar yüksek da geliyor. Dert onlarda da var da. Genel aslında vatandaşların yaşadığı sıkıntılar aynı. Sıkıntı hep su. Bizim hep su. Hep su. Bu suyu biz bu suda kurtulsak bu sefer devlet bir baraj yapıyor ama ne zaman olur, ne zaman gelir. O da paraya döner. Yine aynı hesap. Yok yok, o çok cüzi bir paraya mal oluyor da. Şimdi biraz önce de söyledim. Gölet yapılsa, kanallar olmasa bir 3-5 sene de kanalları bekleyeceğiz.
Yani bu ne, her yerde bu aynı sorun, sıkıntı yaşanmış. Bilmiyorum. Önce gölet yapılır, baraj dolar, 3-5 sene o su barajda bekler, ondan sonra kanal yapmaya başlarlar. Yani kanalı da barajla beraber bitirseler ki yani su tutulduğu zaman ama ikinci sene yerleri muhtar belirlendi. Belirlendi. Mesela bizim o yukarı bahçenin aynen, orada kanal yerleri belli zaten. Kazaklar çakılmıştır. İşte onu da müteahhite ihaleye verseler çok iyi olur ama eş zamanlı yapılması daha doğru yani, olur tabii ki. Şu an herhangi bir şey yok. Çalışma yok. Elazığ'a gittik, orada da söyledik. Bölge müdürlüğüne de ilettik. Daha önce Öznur Hanım demişti işte bizim eski milletvekilimiz. Kanalları da buyurun oturak bir çay bir kahve. Kanalları da demişti barajla beraber yürütseniz iyi olur. O zaman söz vermişlerdi. Öznur Hanım milletvekilliği düşünce artık o da düştü. Peki suda, elektrikte genel sorunları yaşıyor musunuz? Hı? Suda, elektrikte, evet. Kanalizasyonda. Evet. Evet. Yok. O sıkıntı yok. Elektrikimiz de var, suyumuz da geliyor. Daha önce sıkıntı vardı. Bu Malatya suyu gelince içme suları. Yalnız şu var, biz içmiyoruz. Hazır su mu içiyorsunuz? İşte hazır suyu içiyoruz. Ya, bizim asbest boru olduğu için geneli su, evet, su için. Malatya'nın bu depremden dolayı her taraf allak bullak oldu yani. Yani nerede, su nereden geliyor, kanalizasyon nereden gidiyor, nasıl oluyor? Yani her taraf karıştı. Suyu hazır mı alıyorsunuz yoksa bir yerden kaynak suyu mu getiriyorsunuz kullanmak için? Ben genelde bu Çolaklı'da eski karakol vardı, hı, jandarma. Ben orada getiriydim, o da bugünlerde kesildi. Hazır su getireyim. Şimdi hanım böbrek hastası, hı hı, gözleri de görmüyor. Yani bu sene daha büyük bir sıkıntı var. Beni tanımadı. He? Tanımamış muhtarımızı. Tanımamış. Gittim yanına oturdum, ondan sonra sesinden tanıdı. Şimdi ben de kalp hastasıyım. Çok geçmiş yani, olsun. İstanbul'da tedavi oluyorum. 7 ay oradaydım. İşte 2-3 aydır biz geleli. Dedik bir gidelim burada, buranın havası temiz dedi. Geldik. Depremde burada mıydınız? He? Yok. Depremde burada mıydınız? Depremde ben buradaydım. Siz buradaydınız, eşiniz yok muydu? Depremde şöyle oldu. Oğlanın kaynabası vefat etmişti. Gelinle beraber üçümüz geldik. Cumartesi günü onları gönderdim. Burada iki tane kızım evli. Baba gelin dedi ki, baba ya beraber geldik, beraber gidelim. Ben dedim yok kızım dedim. Ben yolu biliyorum dedim. Siz gidin dedim. Siz kaldınız, onlar gitti. Siz depreme yakalandınız. 5 gün kalacağım dedim işte. Eş dostlarımı göreceğim. Bir kızları göreceğim. O pazar günü küçük kızla Emine geldiydik. Ama yarabbim. İnşallah bir daha yaşamayız öyle afetleri. Sabah işte indim. Kaynımın çocuklarım araçtaydı. Oğlu, gelini, iki tane çocuğu gitti. Ben gittim. Başınız sağ olsun. Bir gün orada kaldım. Orada permeteşan olduk. Yani orayı, o Maraş'ın lafını etmeyek ya. Boş ver. Peki var mı başka iletmek istediğiniz şeyler? Başka iletmek istediğiniz şeyler var mı? Yok, ne istiyorsun? Peki teşekkür ederiz, sağ olun. İyi günler dileriz. Sağ olasın, görüşürüz. Ama böyle olmadı ya. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Başka zaman inşallah. Programımız devam ediyor. Aslında bütün sorun, sıkıntılar aynı muhtarım. Tekrar oradan döneceğiz. Tabii, şöyle dönelim geri. Mezralara zamanınız varsa gidelim. Mezralar bayağı uzak kaçıyor. Zaten sorunları anlatalım dilerseniz. Bu tarz mezralarda ne gibi sıkıntılar var? İki de aynı. Ya öyle yanlış şeyler yapılıyor ki. Mesela bizim şu Büyükdere dediğimiz İncirli mezrasına suyu Yaygın'dan getirdiler. Yaygın da buraya 3 kilometre değil mi? Evet. Halbuki Yeniköy'den getirseler su her tarafa çıkar. Yaygın'dan gelince kod kurtarmadı. Şimdi yazın bazen o İncili veya Büyükdere mezrasında olan vatandaşlarımız yazın su sıkıntısı çok çekiyorlar. Kaç haneden bahsediyoruz? Yani toplam orada bir 40 haneden bahsediyoruz. Yani 40 hane yazın çok su sıkıntısı çekiyor. Yazın da zannediyorum ki nüfus ikiye katlanıyordur. Aynen. Tarımdan şimdi dolayı. Üstelik bir de tam kayısı mevsiminde. Şimdi vatandaşa bir türlü anlatamadım maskeyi. O projeyi çizerken dedim ki masa başında proje çizmeyin. Yerine gidip bakalım.
İleride Yeniköy'ün hayvan barınağı var. Orada maskinin deposu var. O depodan verse tamamı çok güzel su alırdı. Ama tam tersini yaptılar, gidip yaygından oraya su götürdüler. Yaygının kotu düşük, orası yüksek. Yazın alttakiler suyu fazla kullanıyor. Kasım mevsiminde fazla kullanınca ne olacak? Su yetersiz olur. Peki hiç saha çalışması için gelmediler mi? Yerinde görmediler mi? Ya geldiler, baktılar. Yani bu projeyi bitirdikten sonra gelip baktılar. Şimdi demin bahsettiğimiz elektrik direği. Burası şu, mı? Şu direklerin yoldan geçmesi gerekirken tarlanın içinde. Bahçesinden geçmiş. Götürmüş lambayı evin arka tarafına koymuş. Orada yol yok, bir şey yok. Yani bunların işine akıl ermiyor. Ne elektrik kurumunun, ne maskinin. Ya arkadaş, sen bu direği adamın tarlasından götürüp evin arkasına bağlamıyorsun. Orada yol var. Yoldan götür. Eşbari ışığından faydalanır. Ne bileyim işte. Yani şu ortadakini, şu diğer tarafa, sol tarafa şu aslında birini oraya dikebilirlerdi. Birini öbür tarafa dikecek. Yani orası resmi yol. Gayri resmi de değil. Toplulaştırma girdi buraya. Orada yol var. Oradan çıkıp köyün öbür tarafına bağlantı sağlıyor. Ne zaman yapıldı böyle? Kaç yıldır vatandaş bu sorunu yaşıyor yani? Bu sorunu ne zamanda? 2014'ten önce yapıldı buralar. 2014'ten yani beri. 10 yıl oluyor. 10 yıldan fazla oluyor. İşte bir de bizim o yapılacak olan evleri dedik buraya yapak. Şimdi ona değinelim dilerseniz muhtarım. Depremde kaç ev hasar aldı, yıkıldı? Depremde toplam, her iki depremde 20 hane. Onların da tamamı şeydi. Eski kerpiç evlerdi. Hı hı. Bu burası da yıkılacak işte. Biri de burası. Sağ taraftaki değil mi? Evet. Hı hı. Şimdi buraya yapalım dedik. Burası hazine malıydı. Vatandaş buraya ev yapılacak diye gidip mahkemeye vermiş. Neden peki hazine malıysa? Hazine malıysa hazineye sahip çıkmaya çalışıyor. Yani garipmiş gerçekten. Peki o vatandaşların evi nerede yapılacak? Yerinde mi istiyorlar? Vallahi. Yoksa uygun başka bir alan var mı? Toplu alanda istiyorlar. İşte toplu alan dediğimizde sadece bura var. Köye ait olan bir yer. Ha var, uzakta var ama vatandaş oraya gitmek istemiyor. Haklı olarak tabii ki. Yani köyden 5 kilometre uzak bir yere de gitmek istemiyor. Peki anlayamadığımız, vatandaş niye istemiyor? Ya 5 kilometre ilerisini niye istedi? Yok, onu demek istemiyorum. Hani mahkemeye verdi dediniz ya. Yani bu vatandaşlar niye buraya yapılmasını istemiyorlar? Vatandaş buraya yapılmasını istiyor da diğer vatandaş mahkemeye vermiş. Hı hı. Mahkemelik olunca da mahkemelik işlere de çevre şehircilik bakmıyor yani. Bu mahkeme sonuçlarına kadar kalacak. Bak işte 10 tane evimiz yapılacak. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. O da Allah bilir ne zaman sonuçlanır yani, da vatandaşın mağduriyeti giderilir. Aynen. Peki vatandaşlar nerede kalıyor? Vatandaşlar şu an kendi imkanlarında işte ya amcasında ya dayısında şu an öyle idare ediyorlar. Hı hı. Burada üzerinde bireysel konteynerler var mı? Yok, bireysel yok. Hı hı. O zaman göç gerçekleşti buradan. Burada göç gerçekleşti. Yani merkezden buraya gelen çok oldu. Yani burada hasar alanlar gitmediler mi? Yok, bir yere gitmediler işte. Hı hı. Ya amcasında, ya dayısında, ya halasında kaldılar. Hı hı. Yani çoğu da kendi evini yaptı. Yani onların da abonelik problemi var, ruhsat problemi var. Evet, zaten bu en başta ruhsat. Haydi suya maske izin veriyor da elektrik biraz çok zor. Bilmiyorum elektrik ne yapacak, nasıl olacak. Birçok yerde aslında bu problem var muhtarım. Kırsal mahallelerde özellikle çok fazla baş göstermeye başladı. Depremden sonra vatandaş tabii ki müstakil evde kalmak istiyor. Yani apartmanlara girerken tedirgin oluyor. Herkes kendi arazisinin üzerine evini yapmak istiyor. Ama maalesef bu konuda da bir kolaylık sağlanmadığı için kaçak yapılaşma adı altında devam ediyor. Yani vatandaş kalacak yer bulamayınca ne yapacak? Kaçak ev yapıyorsunuz, hem bizden abone istiyorsunuz.
Ne yapsın vatandaş? Vallahi bilmiyorum onu. O kurumlara sormak lazım. Zaten kiralar almış başını gidiyor. Vatandaş diyor ki ben çarşı merkezinde hiç bilmediğim bir yerde belki hasarlıdır belki değildir hasar durumuna da çok fazla insanlar güvenemiyor tabii ki. Yani her ay 10 bin de şimdi gerçi hayal de yani, 15 bin lira kira vereceğime ev mi yaparım diye düşünüyor. Gelincik Tepesi Malatya'ya 8,5 kilometre uzak. İki artı bir daireler orada 12 bin, 12.500 lira, 13 bin liraya kiraya verenler var. Bir emekli maaşı 12 bin lira. Bu vatandaşlar nasıl geçinecek? Bunun hesabını yapan yok. Kurumlar da yapmıyor bunun hesabını. Bizim eski çeşmemiz buraydı. 1953'te yapıldı. Çeşme yok ama. Yerinde yerler esiyor. Çeşme kuruyunca işte oraya da sondaj vurduk. Bizim içme suyumuz da oradan geliyor. 1953 yapımı çeşmemiz. Sadece üzerinde bir tarih kalmış bir tarih durumda. Kaldı, evet. Maalesef çeşmeden eser yok. Şöyle devam edelim muhtarım. Burada da şöyle dut ağaçları gölgelik oluşturuyor. Eskiden bu buradan aşağısı en azından bir vardı. 200 döneme yakın bu çeşmenin suyuyla sulanırdı. Yeraltı suları çekilince çeşmeler de kurudu. İşte vatandaşın dediği gibi herkes sondajlara döndü. Sondajlarda da mesela 150-200 kök kayısı suvaran her ay 5000 lira fatura ödüyor. 5000 lira kazanmıyor ki. Arkadaş söyledi biraz önce işte ben 50 kasa kayısı kaldırdım dedi. 50 kasa kayısının tamamı 5000 lira etmez ki. Bu bir seferlik su parası. Dün yazanda bir vatandaşla konuştuk, bir çiftçiyle. Dedi ki yonca ektim, sadece tek sefer 16 bin lira ödedim dedi. Yani evet, sadece tek seferde yonca ekimi. Onlarınki baraj, onlarınki sondaj değil. Bayağı sıkıntılar yaşanıyordu orada da. Yani onlarınki sondaj olsa o 60 bin liradan aşağı değildir. Yani her bölgede sulamada, özellikle kırsal bölgelerde sulamadan yana büyük şikayetler var. Geneli öyle, yani Malatya'nın genelinde. Bir de şunlar şikayetçiler, artık bilmiyorum bizde öyle bir şey yok. Şu sulama birlikleri. İşte o bahsettiğimiz yazan bölgesinde de birliklerden sulama kaynaklı problem vardı. Kanalları bile temizlemiyormuş, onu vatandaşa temizletiyorum. Peki arkadaş sen o kadar parayı ne diye alıyorsun? Sulama birliği sen o kadar parayı alıp da bunu nereye harcıyorsun? Kanalları da vatandaş kendi temizleyecekse senin işin ne? Kanalların onarımı bile maalesef ki depremden beri hala yapılmadı. Çiftçiler bekliyor onların da yapılmasını. Onu kim yapacak? Sulama birliği yapacak. Sulama birliği dönüm başı benim bildiğim herhalde 150 lira mı 200 lira alıyorlarmış. Dönüm bir de onu peşin alıyorlar. Şimdi kart sistemi çıktı. Karta para yüklemeden sen suyu açamıyorsun. Peşin parasını almasına rağmen kanallarda bir sürü sıkıntı var. İnşallah iyi olur. Sıkıntılar çok fazla muhtarım tabii ki. Anlatıyoruz her gün dilimiz döndüğünce farklı farklı kişilerden, farklı farklı muhtarlardan. Ama genel anlamda özellikle depremden sonra sorun sıkıntılar hep aynı. Hep aynı. Köy sorun, evlerinden yana aynı, problemler aynı. Var bazı bölgelerde. Sulamadan yana problemler var. İçme suyu çok büyük sıkıntı. Yani her anlamda sıkıntı var Malatya genelinde. Vallahi bilemiyorum yani bir de Malatya sahipsiz bence. Yani her muhtar da cesaret dedi bunu söylemeye. Kesinlikle ilk kez bir muhtardan duyuyorum. Cesaret edemezler söylemeye de. Yani kimse benim rızkımı vermiyor. Ama Malatya'nın sahibi yok. Yani ne siyasete var ne bürokraside var. Hiçbir yerde Malatya'nın bana göre sahibi yok. Olması gereken şu ki tabii ki yapılana yapıldı deyip teşekkür edeceksiniz ama yapılmayanı da dile getirmek en doğal hak yani. Eleştirmek gerekiyor bazen. Öznur Çalık kanalların göletle beraber yapılmasını bölge müdürüne söylemişti o zaman. Öznur Hanım gittikten sonra onu suya yazmış olduk. Belki Öznur Hanım devam etseydi bizim kanallar da belki şu an başlamışlardı mutlaka ki. Yani iyiye iyi diyeceksin, iyi olmayana da iyi değildir diyeceksin. Yani birbirimizi pofoflamanın bir anlamı var mı? Biz ne yapıyoruz? Şakşakçı olmuşuz.
siyaset bana bir şey vermemiş ki. Peki hiç geldiler mi muhtarımı, ziyaret ettiler mi vatandaşları? Vallahi ben pek geldim. İki dönemdir muhtarsınız. Yok, gelmezler. Ama oy da alıyorlar bu alıyorlar, bölgeden. %100 alıyorlar. Ha, bizim imam da buraya gelmiş. Yenice Köyü Camii 1995 yılında yapılmış burası da. 95'te yapıldı, evet. Köylü kendi yaptı. Yalnız minareyi bir hayırsever yapmıştı o zaman. Allah kendisinden razı olsun. Sağlam bir sıkıntı yok değil mi? Çok şükür. Biz hocam. Hocam bir gel hele böyle kölgeye gel. Ya gel gel. Gel. Olur mu öyle şey? Gelin, gayet gel, iyi gel, görünüyorsunuz. Sen yakışıklısın. Gel hocam, bir şey olmaz. Gelin birkaç duygu düşüncenizi de sizden alalım. Bir mikrofon da size uzatalım. Nasılsınız? Çok şükür, sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben işte bu caminin görevlisi. İsmi Eyüp Şahin. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30'u geçti. Kaç yıldır buradasınız? 6-7 sene oldu. Sen emekli olmasan emekli ücreti de düşüyor. Eyvallah. Olabilirim de. Evet. Burada mı oturuyorsunuz peki? Lojmandayız işte, evet. Evimiz yıkıldı. Sağ olsun muhtar yardımcı oldu. Aşağıda biraz önce geçtiğimiz fabrik evde yaptık. Şimdi idare ediyoruz orada yani. Peki var mı bir sorun, sıkıntınız, bir eksiğiniz? Sorunumuz, herkes zaten hep size söylüyorlar. Devamlı sabahleyin kanalizasyon var. Malatya'nın deprem şu bu sorunları zaten sağ olsun Hülya Kaya, bir de o sizin gibi gezen o Barış mıydı? Mert. Burak Bey. Burak Bey. Yani iyi ki varsınız. Yani ulaşamadığımız yerlere ulaştırıyorsunuz sesinizi. Takdir ediyorum yani. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Bazen size de yani şey yapanlar oluyor. Dün Burak'a bir şeyler deyle olsun yani. O yine doğru bildiğinden devam ediyor. Siz de biz anlatmaya devam edeceğiz. Akşam yayınlanacak. Çok sağ olun. İyi ki varsınız yani. Peki buranın zaten sorunları dile getirdi. Buranın kanalizasyonu yok dedi muhtarımız. Evet. Var. Mesela bu camiyi bile döşeyemedik biz. Var aslında fakat tamamlanmamış yani ha. Yıllardır ha bugün ha ya. O septik galiba, sürekli çekme yapılıyor. Çırpıların altında tıkandığı zaman sorun oluyor. Gel Abzar, sen de gel. Peki ne kadar zamanda bir geliyorlar çekmeye? Yani çok çabuk doluyor mu? İnan ki 6 ayda bir geliyorlar hemen hemen. Yani gelmede sıkıntı yok. Muhtar aradan da derhal geliyorlar ama çözüm değil yani. Lağım var yani, bağlantı kurulsa daha iyi olur aslında. Koku salıyor mu peki? Efendim? Koku oluyor mu? Burada yok da olan yerleri duyuyoruz yani. Aşağılarda bazı yerlerde ses kokular geliyor yani. Var mı başka iletmek istediğiniz şeyler? Aydınlatmalarını muhtarım zaten gerekeni söylemiştir hepsi. Aydınlatmada sıkıntı mı var? Bazı yerlerde yok. Mesela benim orada da yoktur. Sokak aydınlatmaları. Söylemiş olayım yani. Şimdi söyleyeyim. Evet, tamam. Zaten peki, muhtarıma ne desem anında inan ki devreye giriyor. Gerekeni yapıyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun, Allah teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sokak lambalarında problem varmış muhtarım. Bu vesileyle aslında iletmiş oldu kendisine. Yok. Sokak lambalarında bir problem yok. Şimdi hocam yeni ev yaptığı için orada bir herhalde bir eksiklik var. Onu da daha yeni söyledi. Aslında sokak lambalarında çok şükür yani bak olan şeye teşekkür ediyoruz. Adamlar yani gerçekten aydınlatmada bir sıkıntımız yok. Ama diğer yönleri var işte ne bileyim arıza mesela bazen sabahtan akşama kadar elektrik kesintisi oluyor. En azından bu bir gün önceden bildirilmesi lazım. Onu bile yapmıyorlar. Bir vatandaşın hayvanı var, sağımı var, şuyu var, buyu var. Mesela bizim köyün içme suyu sondajla geliyor. Allah'tan ki o ara şey var. Bizim şey suyu var işte merkezden gelen su var. Öyle elektrik kesintisi olunca merkez suyunu ilave ediyoruz. Onunla idare. Diğer köyler öyle değil. Gelen bir sondaj suyu o da sabahtan akşama kadar elektrik kesilince ne olacak? O vatandaş perişan oluyor. Valla sıkıntı çok. Sol büyük. Tarafta da mezarlığımız var. Burada var mı sıkıntı? Son noktamız burası. O da nasip olursa inşallah.
Belki de nasip de olmayacak, bilemeyiz. Rabbim sağlıklı uzun ömürler aynen versin, gecinden versin inşallah. Mezarlıkta sıkıntı var mı muhtarım? Yok, bizim mezarlıkta herhangi bir sıkıntımız yok. Rahmetli abim de benden önce muhtar olan abimdi. Dönemini tamamlamadan kalp krizinde vefat etti. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Onun yerine mi geçtiniz siz? Ha, ben onun yerine geldim. Otlar yani, falan temizlenmiş durumda ama herhalde büyük bir sıkıntı göremedim yok ben. Zaten şu an bu taraf boş. O taraf kullanılıyor. Bir de biz şeyle yapıyoruz işte, şehir mezarlığı gibi bir önceden bir 10-15 tane mezarımız hazır. Eşiyoruz, hazırlıyoruz. Mesela şunlar boş olanlar. Şunlar değil mi? Onlar boş olanlar. Belediyeden kepçe talep ediyoruz. 5 dakikada eşiyor yani. Bir, o yönüyle bir sıkıntımız yok. Yalnız bizim bu çamlar kurudu. Ormaniye'ye gittik, belediye söyledik. Bir türlü buna bir çözüm bulamadılar. Dediler ki her tarafta aynı. Bu artık bu ne ağacıysa bilmiyorum, ne çamsa. Bunda dediler bir sıkıntı var, bir kuruma şeyi var. İşte bunları kurtaramadık, bir sürü ağacımız kurudu. Ona da tabii bir önlem alınırsa çok daha güzel olur. Önlem alamadık işte. Bak, gördüğünüz gibi bu çoğu kurudu. Peki muhtarım, mahalleyi gezdik, sorunları, sıkıntıları dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programımızın da artık sonuna geliyoruz. Bir iki cümleyle toparlayacak olursak neler söylersiniz? RTV'ye çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra kurumlar da sesimizi duymuş olur. Sizin de elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun. RTV ailesinin tamamına selamlarımı sunarım. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Biz teşekkür ederiz. Umarım bahsettiğiniz sorunlar bir an evvel çözüme İnşallah ulaşır muhtarım. Bir de Mahir Bey'le tanışsaydık çok iyi olur. İnşallah tanışırsınız. İnşallah. Evet değerli izleyenler, bugün de Yenice mahallemizi gezdik. Yarın başka bir mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Emek İş, Tel Örgü ve Çit İmalatı Size Geliyoruz programını sundu.